Başta diyabet ve obezite olmak üzere birçok hastalığın temelinde insülin direnci adını verdiğimiz bir durum yatmaktadır. Peki nedir insülin direnci? Yani işinde gücünde olan bir hormon niye durup dururken dirensin ki? Bildiğiniz üzere tatlı olsun ya da olmasın tüm karbonhidratlar şeker moleküllerinden oluşur. Aslında bu konuyu şu videomuzda uzun uzun incelemiştik. Merak edenler bu videoya bir göz atabilirler. Konumuza dönecek olursak karbonhidrat sindirimi sonucu oluşan şeker molekülleri ince bağırsaktan emilerek dolaşıma katılır. Bu durumda kanımızdaki şeker miktarı artar. Şeker enerji için çok iyidir ama öylece kanımızda dolaşmasını istemeyiz. Çünkü yüksek miktarda şekerin sürekli kanda dolaşması damar sertliği, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve felç gibi durumlara neden olabilir. İşte burada çok önemli bir organ çıkar karşımıza. Yerini sorsak birçok kişinin göstermekte zorlanacağı bu organın adı pankreastır. Pankreasta Langerhans adacıkları olarak adlandırılan bir bölge dolaşımdaki şekere karşı oldukça hassastır. Bu bölge kandaki şeker artışını algılar algılamaz dolaşıma insülin olarak bildiğimiz hormonu salgılar. İnsülin kelimesi insula yani ada kelimesinden köken almakta. Langerhans adacıklarından salındığı için bu hormona böyle bir isim verilmiş. İnsülinin birçok görevi olmakla birlikte en önemli görevi dolaşımdaki şeker moleküllerinin hücreler içine alınmasını sağlamaktır. Çünkü şeker önemli bir enerji kaynağıdır ve hücre içine alınıp depolanması ilerideki enerji ihtiyacımız açısından önemlidir. Peki gelecekteki enerji ihtiyacınızı bile düşünen bu kadar naif bir hormonun dengesini nasıl bozarız? Şöyle anlatalım. Çok fazla karbonhidrat tabanlı beslenirseniz doğal olarak bağırsaklarınızdan emilen şeker miktarı artacaktır. Bu durumda kan şekeriniz yükseldiğinden pankreas tarafından daha fazla insülin salgılanır. Fakat burada ilginç bir biyolojik fenomen söz konusudur. İnsülin kanda artması sürekli hale geldiğinde hücreler artık insülin ile ilgilenmemeye, yani onu sallamamaya başlarlar. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir şeyin miktarı çevrenizde ne kadar artarsa ona karşı o kadar duyarsızlık oluşur ya. İşte hücreler de insüline karşı büyük bir vefasızlık örneği göstererek artan insülini görmezden gelir ve insülin duyarsızlığı dediğimiz durum oluşur. Bu duyarsızlık sonucu kandaki şekerlerin hepsi hücreye alınamaz. Bunun üzerine şekerin hücreye alınmadığını gören ve bu durumu oldukça bozulan pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlar. Pankreasın bu çabası sadece kısır bir döngü yaratır çünkü hücreler insülini sallamıyorlardır artık. İşte hücrelerin insülin hormonuna karşı duyarsızlaştığı bu kısır döngüye insülin direnci denir. Pankreas çok fazla çalışır, maksimum miktarda insülin üretir ama hücreler insüline cevap vermez. Sistem tümüyle bozulmuştur ve kan şekerini dengede tutabilmek artık ilaçlarla mümkündür. Sonuç, tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığı. Aslına bakarsanız şeker hastalığının yaklaşık %90 ila 95'ini tip 2 diyabet dediğimiz bu durum oluşturur. Daha az görülen tip 1 diyabette ise insülini üreten hücrelerde hasar olmasından kaynaklı bir durum söz konusu. Bunun nedenleri kalıtım, otoimmün hastalıklar veya viral enfeksiyonlar olabilir. Aslında diyabetin tarihi çok eskilere uzanır. Milattan önce 1500 yılında Mısır'da yazılmış bir papirüste hastalığa ait ilk belirtiler tanımlanmıştır. Zaman içerisinde diğer birçok kültürde de hastalığa ait tanımları görmekteyiz. Çok fazla susama, çok fazla idrar çıkarma genel gözlemlerde. Bu kişilerin idrarlarına daha fazla böcek ve sinek gelmesi idrarda şeker olabileceğini düşündürtmüştür. Zaten hastalığın Latince adı olan diabetes mellitus kelimelerinin kökenine baktığımızda diyabet kelimesi akıp gitmek, sifon gibi anlamlar içerir. Çünkü bu kişiler çok fazla idrar çıkarır. Mellitus kelimesi ise çok şekerli anlamına gelir. Hastalık her ne kadar çok önceleri tanımlanmış olsa da nedeni hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Doğal olarak da herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktaydı. Ta ki 1900'lerin başına kadar. 1890 yılında iki Alman bilim insanı pankreasın sindirim üzerine olan etkilerini araştırmak istemişlerdi. Bu kapsamda bir köpeğin pankreasını çıkardıklarında hiç beklemedikleri şekilde köpekte diyabet hastalığı belirtileri ortaya çıkmıştı. Belki de pankreas diyabetle ilgili olabilirdi. Bu bilgilerden yola çıkarak yapılan çalışmalar sonucunda 1920'lerde bir köpek pankreasından elde edilen çözeltinin diyabet hastası olan bir başka köpeğe verildiğinde köpekte iyileşmeler olduğu gözlendi. Sonrasında bir şekilde insülinin keşfedilip saflaştırılmasıyla insanlarda diyabet tedavisinde kullanımlar da başlandı. Bu mükemmel keşifler ilgili bilim insanlarına Nobel ödülü de kazandırmıştır. Burada asıl soru şu, peki her besin kan şekerini aynı seviyede mi yükseltir? Mesela nişasta ve lifli yiyecekleri düşünelim. Her ikisinin de kandaki şekeri artırma miktarı aynı mıdır? Sonuçta her ikisinin içinde de binlerce monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşmuş karbonhidratlar var. Burada asıl fark moleküller arasındaki bağlardır. Mesela beyaz ekmeği oluşturan şeker molekülleri arasındaki bağlar sindirim enzimleri tarafından oldukça kolay parçalanabilir bağlardır.
O nedenle hızlıca sindirilerek vücudumuz tarafından emilir. Ama zengin lifli meyve, sebze veya tahılları oluşturan şeker molekülleri arasındaki bağlar daha farklı yapıdadır ve zor parçalanır. Doğal olarak şeker emilimi daha az olur. Bilim insanları bu durumu karşılaştırabilmek için glisemik indeks kavramını geliştirmişlerdir. Bu kavram bize tükettiğimiz gıdanın kan şekerine olan etkisini göstermekte. Değeri 0 ila 100 arasında değişir. Aldığınız besinin glisemik indeksi 0 demek o besinin kan şekerinize hiçbir etkisinin olmadığını gösterir. Diğer taraftan kan şekerinizi en fazla yükselten saf glukoz olduğu için glukozun glisemik indeksi 100, yani maksimumdur. Mesela burada birkaç besinin glisemik indeksini görmektesiniz. Beyaz pirincin glisemik indeksinin çikolatadan yüksek olması ya da beyaz ekmeğin toz şekerden daha yüksek bir değere sahip olması gerçekten ilginç bir durum. Pilavı ekmekle yiyenler şu an pankreaslarında ufaktan bir sızı hissetmeye başlamış olabilirler. Özetle söz konusu kan şekeri olduğunda tüm karbonhidratlar aynı değildir. Zaten bu yüzden sıklıkla lifli gıdalar tavsiye edilmektedir. Son 10 yılda tüm dünyada diyabet hastalığı açısından korkutucu bir yükselme söz konusu. Ama ülkemizi bekleyen tehlike çok daha büyük. 2013 Diyabet Atlası'na göre güzel ülkemiz diyabet konusunda Avrupa'nın bütün ülkelerinin açık ara önünde en tepede yer almakta. Türkiye'deki yetişkin nüfusun yaklaşık %15'i diyabet hastasıdır. Dünya ortalamasının yaklaşık 8,26 olduğunu özellikle belirtelim ki sorunumuzun ne kadar büyük olduğu daha net anlaşılsın. Bu arada bu videodan ekmek yemeyin, şeker yemeyin, pilav yemeyin gibi anlamlar çıkarmayın lütfen. Bu videonun amacı yiyeceklerimiz ve fizyolojimiz konusunda farklı bir bakış açısı geliştirmenizi sağlamak. Zira bir insanın ne yiyip yemeyeceğini tespit etmek oldukça emek isteyen bir iş olup konunun uzmanları tarafından hassasiyetle ele alınmalı. Son olarak ellerinin kıymetini bile bilmeyen insanların elindekilerin kıymetini anlaması gerçekten dünyanın en zor işidir. O yüzden sizsiz olun ve bu zoru başarın lütfen. Ağzınızdan içeri gönderdiğiniz şeylere biraz daha dikkat edin ve hem pankreasınızın hem de insülin hormonunuzun kıymetini bilin.